Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar paramızın az olduğundan şikayet edecekken şunu fark ettim. Bunların yetmiyormuş gibi. Yani ekstradan bütün torpidolar pahalılaşmış. T3'ler 900, T1'ler 600. Yani sadece bu beleş torpidoları alabiliyoruz şu anda. Çünkü gemiye sonar 20 de almamız lazım. Şöyle bir 5 tane sonar 20 alsak 1700'ümüz kalıyor. 2 tane torpido alabiliyoruz ekstradan. Yapacak bir şey yok. Böyle ilk yardım kitlerini falan satacağım. Ama torpido eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, her şeyimiz hazır şimdi. Oyun bize güzel bir görev ver. Mümkünse kolay bir görev. Tamam, zorluk düşük demiş. Bu düşük zorluk dediğini yapalım arkadaşlar. Çünkü hani orta seviye ya da yüksek zorluğa gidecek gücümüz yok artık. Bunlarda biraz para kazanmamız lazım. Bu arada zorluğun düşük dediğine bakmayın. Bu sadece hani uçak gemisi falan ya da uçak az anlamında düşük demek. Yine konvoylarda büyük korumalar vesaire olacak. Yine kolay olmayacak aslında. Evet, görev yerimize baktık. Şöyle bir hedefleri arayalım. Gerçekten oyun dediği gibi çok fazla düşman var mı merak ediyorum. Derken önemli bir mesaj geldi. Yandık. Yön bulucu prototipi. Liverpool limanına gidiyor. Cornwall kargo gemisi. Şimdi arkadaşlar yandık deme sebebim şu. Bir, bu gemiler bildiğiniz gibi her zaman korunuyor. Yani son an gemilerini harcayacağız. İki, bu prototip taşıyan gemiler her zaman küçük gemiler oluyor. Yani attığımız torpidolara değmeyecek. İki tane ıskalasak, dört tane torpido da batırsak. Hani alacağımız paraya ne yazık ki gemiyi batırmak için harcadığımız torpido parasına yetmiyor. Neyse, yine de ülkeden görev yapacağız mecburen. Eğer şanslı olursak batmazsak diğer gemileri vurarak belki para yaparız da. Yani bayağı zor arkadaşlar artık hayatta kalmak. Özellikle sona yemin istediğimiz gibi kullanamazken daha da zor. Tamam, düşmana yaklaştık. Şimdi biraz şöyle aşağı doğru gidelim. Bir tane daha grup mu var? Neyse. Çok ilgilenemeyeceğiz zaten başka grup olsa da. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Tamam, savaş gemisini gördük. Şimdi yine önceden yaptığımız taktiği yapabiliriz. Sonar yemi atıp bu savaş gemisini yemleyebiliriz ki yapsak iyi olacak büyük ihtimal. Öbür türlü bu konvoyun arasına girip sağ çıkmayız ya. Ama hedefimiz hangi gemi onu bir bakalım. Görebiliyor muyuz? Özellikle gece karanlığı bastırmadan. Cornwallis bu. Bizim vuracağımız gemi neydi? Cornwallis'miş kargo gemisinin adı. Tamam. O zaman bu en önde giden büyük gemi. Güzel. İlk defa vurmaya değecek bir gemiye görev vermiş yani. Şimdi yardımcı kaptan. Bir tane sonar gemi vardı. Sonar gemi bir at bakalım. Biraz uzaktan atıyorum ki bizim kaçabilmemiz için zaman olsun diye. Bu fark etti. Bir tane daha sonra yemin atayım. Bize araya girecek zaman versin diye bu da. Yani. İşte çok fazla para harcıyoruz ama harcamamız lazım ya. Güzel. İstediğimiz hedefe yaklaştık. İyice dibine doğru girelim. Böyle yakından bakayım ki biliyorsunuz bazen tepeden bakınca mesafe tam belli olmuyor. Şimdi periskopa doğru çık diyelim. Kardeşim gördüm seni. Sen de beni göreceksin birazdan. O yüzden sen görmeden. Hatta dur, bu gemi bize ateş edebiliyordu değil mi? Topun var mı? Topu var. Ateş edebilir bu. Hızlıca biz buna, o bize sıkmadan ateş edelim. Mesafe 300 metreymiş. Tamam, doğru. Şöyle biz bu geminin solundayız. Oy, yanlış yerden bastım. Açı 62 derece. Soldan 62 şurası da. Gemi hızını 2 girelim. Neden 2 giriyorum derseniz bu gemi manevra yapacak ya arkadaşlar. Çok fazla hız kesiyor. Tutturmama ihtimalimiz çok fazla olabilir. 30 notla atılsın. Minimum mesafe 'denmeyi açalım. Tamam. Geri kalan her şey iyi gibi. Hangi torpidolarımız var? T2, T3, T1. T2'leri atalım. Hatta T3'ü de ekleyeyim ben buna. 2,5 metre derinlik. Hepsi manyetik künye. Değerli gemi zaten. Bir şey olmaz. Iskalamasınlar da. Tek korkum o yani. Hadi koçum. Lütfen vur.
Biz de geri de alalım aşağı o sırada. Bir tanesi kalacak gibi geliyor daha şimdiden. Kıl payı tutabilir belki. Hadi. Tamam tuttu. Oh be. Patlan. Allah'ım ya Rabbim. Allah'tan iki tanesi patladı. Kardeşim yani her şeyi geçtik, bir de patlamama sorunun vardı değil mi senin? Neyse. Lütfen bat ya da dur. Durursa sonradan gelip tararız, bir şey yaparız. Bir tane daha torpil atmak istemiyorum. Başka gemiyi de vurmamız lazım. Bu adamın battığına emin olalım da arkadaşlar. Ondan sonra şu tarafa döneceğim. Burada bir tane savaş gemisi varmış. Şuraya dönelim o zaman. Tamam. Ya canı yok aslında da. Oyun battı saymıyor ya bazen biliyorsunuz. Heh saydı, oh be. Korktum. Bir şeye su altı bomba satıyorlar ama ne yatıyorsunuz bilmiyorum vallahi. Tamam. Şimdi düşman bizi fark etti, buraya doğru geliyor. Onlar gelmeden önce bizim şu oligarşı da vurmamız lazım. Oligarş neymiş? Tankermiş, süper. Gerçek para gemisi. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Periskopa doğru çıkın beyler. Tamam. Çıktık mı? Daha çıkamadık. Oyun biraz acele et lütfen ya. Kaçtayız? 80. Yok, vuramayacağız bunda. Dalıp biraz yeniden pozisyon alalım. Şimdiye çıkarız dedim de olmadı. Oligarş bizi koruyabilecek mi? Koruyamıyorsun. Tam üstümüze doğru geliyorlar. O zaman yeniden. Hemen sonra yemlerini yükleyelim yardımcı kaptana. Kardeşim yalnız çabuk gel. Bizi paramparça edebilirler birazdan. Derindeyiz ya arkadaşlar. Bir tane bile bomba yersek direkt öbür tarafa gidebiliriz. Sonar gemini at. Şimdi iki gemi buraya doğru geliyor. Buralarda dolanacaklar. Biz şuraya geçersek oligarşa bir daha saldırabilir miyiz? Yani zor olabilir ama mümkün. Deneyelim bakalım. Oy. Bu arada o çok feci geliyor. Tamam. Su altı bombaların etkisinden kıl payı kaçtık biliyor musunuz? Biraz yavaş gidiyorsaydık yakalamıştı bizi. Tamam. Biz şu avlara gidelim. Şu neymiş mesela? Dandik bir gemi. Sen Empire Anvil. Bu da dandik bir gemi. Hiç güzel hedef yok ya. Neyse o zaman şuna gidelim bari. O tarafı vuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar oralarda. Ama hiç ilgilenmiyorum. İsterseniz yapabilirsiniz o kısımda. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim mi diyeceğim. Yok, biraz sağa doğru dönelim. Tamam, şimdi. Mesafe minimum güzel. 300. Yine patlama ihtimali var torpidomuzun. Ona yapacak bir şey yok. Hani onu göze alıp atmam lazım arkadaşlar. T2, T2, T2'leri gönderelim. Dandik gemi nasıl olsa. Torpido hızı 30. Mesafe aynı. Açı. Biz bu geminin hangi tarafındayız? Bu taraf 62 dereceymiş. Gemi bu tarafa gidiyor. Sağındayız. Sağdan 62. Şöyle gene maya tükmeye çevirelim. Hadi koçum. İndirin bunu da. Fakirlik canımızı çok yaktı artık. Kardeşim o biraz fazla kötü gitmedi mi ya? Heh. İnşallah tutarsın ama korkutuyorsun beni. Kıl payı tutacak. Heh. Diğeri. Tamam o da vurdu. Bunu indiririz böyle. Yine de bir emin olayım.
Savaş gemileri ne yapıyor? Biz şöyle döndüğümüz zaman anlarız. Böyle battığını, hani puan alabilmek için arkadaşlar battığını görmediğimiz zaman puan alamıyoruz ya, mecburen bakıyorum artık oraya. Şimdi bütün avcılar orayı yedi. Biz suyun altına yeniden dalalım. Bizim yerimizi görüp söyleyebilirler çünkü. Ya da direkt sonra yemde duyabilirler. O da bir seçenek. Orada biz su falan almadık değil mi? Su almıştır. Onu attım bizimkiler. Sonra yemini atalım. Maksimumuzdayız. Evet, bas. Bu gemi neymiş? Empire Tiger. Empire Tiger, seni vurmak zorunda kalabiliriz. Bir tane daha sonayım bizi duyuyor. Pardon, sonarlar bizi duyuyorlar. Sonayım bizi duymuyor. Sonayım mı? Sen insan değilsin. Tamam. Bunlardan birini vuralım. Şöyle bakayım hangisinin önüne geçebiliriz. Şunun önüne geçebiliriz. Sola doğru dönelim. Ses kapı doğru çıkalım. ...60... ...40... Tamam. Şimdi bu çarpar inşallah. Yani geçen bölümde arkadaşlar bir ara torpido saçma sapan gitti ya, o aklıma geldi şu anda. İnşallah öyle bir şey olmaz. 65 derece. Yine sağındayız. 65 şurası da. Hız. 2 de mi kalsın? 2 de kalsın. Torpido hızını 30'da bırakalım. 44 ile atmayacağım. Çünkü gemiye çok yakınız ya. Onların patlama ihtimali daha da düşük. Hatta daha yavaş bile atabiliriz desek. Neyse, onu da yapmayalım. Tamam. 2 tane yeter inşallah. Gönder. Korkuyorum. İyice karardı hava. Tankermiş o. Lan tanker ıskaladık mı? Bir tanesi ıskaladı. Diğeri. İkisi de ıskaladı. Şöyle sakince dönmeye çalışsak. Dönebilir miyiz? Yok. Suyun altına dalıp bir daha nişan almamız lazım ya. Arkadaşlar bu tankere yaklaşmıştım ama tankeri de bunu da vurmak için çok fazla yakınız. O yüzden bunlardan vazgeçeceğim. Onun yerine suya dalıp sonra yem atıp yine başka bir hedef bulalım kendimize. Yani riske giremiyorum çünkü tek bir tane torpido da batarız. Arkadaşlar sonar yemi var değil mi? Var. Fırlat. Maksimumuza geçelim. Sonra onlar burayı yiyecekler. Onlar burayı yerken biz şu hava gidebiliriz. Orada yemekten kastım orayı su altı bombasına boğacaklar. O yani. Bizi bu daha duydular. Tamam. Biz o zaman şu hedefe yeniden saldırmayı deneyelim o sırada. Tamam. Bak çok güzel bir yerdeyiz bu sefer. Lütfen lütfen ıskalamayın beyler. Geminin solundayız. 88 derece. Tamam. Hızı 2'de kalsın. Mesafe 225. Çok fazla yakınız ama yapacak bir şey yok. T2'leri atalım. Ya bu gemi neymiş? Belki 3 tane de atabiliriz. Tanker. 2 tane, bir tanesi bile patlasa büyük ihtimal yok olur. 2 tane atalım sadece. Manyetik dünya. 2 metre uzakta. Hadi oğlum. Lütfen patla. Lütfen.
Bu kıl payı çarpacak. Diğeri büyük ihtimal tam geminin ortasına falan gelir. Tamam, patladı. İkincisi de patladı. Süper. Şimdi onun battığını da görelim. Ben o sırada suyun altına ineyim. Tamam. Bayağı zor oluyor ama bu avdan da çıktık bir şekilde. Bir tane daha gemiyi almamız lazım. Şu arkadaşı biz vururuz ya. Ben güveniyorum benim takımıma. Seksiyon torpidomuz var mı bizim? Varmış. 3 tane var. Gemi neymiş? İsmine baktım sadece. Ufak bir Norwich kargo gemisi. Tamam, 2 tane de yeter. Zamanda yukarı çıkabilecek miyiz? Büyük ihtimal çıkamayacağız. 80, 60. Tamam, çıktık. Şimdi mesafe. 300'e çok yakın. Çok güzel. Açı. 117. Şöyle 115'e doğru geçelim. Torpil hızı normal. Hadi beyler. Elimizde ne var ne yok hepsini atacağız valla. Lütfen vurun. Üçünü de atacağım ya. İki tane atmaktan da vazgeçtim. Gönder. Belki patlamaz falan çünkü iki tanesi birden. Haydi koçum, bak hedefini gördün. Seni bekliyor. İndir onu. Orada farklı bir tür kargo gemisine benziyor bu. Lan patlamadı. Diğeri de. Diğeri patladı, tamam. Bir tane daha var. Üçüncüsü. O da mı patlamadı? Iskalamış o. Neyse. Bir tane yeter mi buna? Yetme ihtimali var. Şöyle bir bakalım. Yetiyor gibi ya. Can azaldı iyice. Gemiyi de bıraktılar. Işığı da söndü. Biz gemimizi daldıralım o sırada. Suyun üzerinde o şekilde kalacak büyük ihtimal. Evet. Bizim bunu sonradan ziyaret etmemiz gerekecek. Şöyle nokta koyalım arkadaşlar. Bu av bizim için artık bitti. Zaten torpidomuz bile kalmadı. Buradan kaçalım. Şimdi. Sağa dönmeden önce burada sonar yemin atacağım. Sonra bu tarafa doğru kaçacağız. Bu şekilde muhtipleri de yanlış tarafa doğru yönlendirmiş oluruz. Yardımcı kaptan, son sonar yemini at. Biz de avımıza doğru, biz de evimize doğru dönelim. Bizi duydular ama. Bir tane daha atlamamız lazım. Yardımcı kaptan gel. Tamam, aldı. Şimdi at yemine. Biz de bu tarafa doğru devam edelim. Savaş gemisi hala bizi arıyor. Ama sessiziz yani. Zannetmiyorum şu an duyabilirsin. Güzel. Yavaşça dönelim oraya doğru. Aslında arkadaşlar aklıma geldi de, bu gemi şu anda boş ya. Biz bu gemiyi yağmalasak ne olur? Bakayım gemiye gönderebileceğimiz birileri var mı? Bir kişi varmış. Yanına iki tane adam versek. İçeride boğulmazlarsa belki mal çalabiliriz gemiden. Tamam. Taşınan malları görüntüle dedik. Güzel. Kahve falan varmış. Bunları çalalım biz şimdi.
Gemiyi batırmamamız böyle işimize yaradı bari. Hatta şöyle yapacağım arkadaşlar. Bizimkiler bu malları daha rahat taşıyabilsin diye bizim adamların üstüne bir şeyler alalım. Daha da fazla şey çalalım oradan. Hidrofoncu. Bence sen şu eşyaların bir kısmını taşırsın biliyor musun? İlk yardım kitini mesela. Kaptan. Sen de sonar gemini taşı. Motorcu. Sen de tamir eşyalarını taşı. Evet, eşyaların çoğunu taşıdık. Bu arada 2 gün zaman geçti biliyor musun? Yani 2 gündür bizim mürettebat orada eşya taşıyor. Başka bir şey var mı? Yani tüm kahveleri çalabiliriz ya da daha fazla yemek çalabiliriz. Arkadaşlar vallahi gemiyi boş buldum. Bekleyip bekleyip loot diyeceğim. Hatta şöyle yapalım. Şu adamlardan birine ben kahve içireyim. Enerjisini doldursun. Sonra gitsin gemiyi lootlasın bizim için. Tamam, gemiden çalabileceğimiz her şeyi çaldık herhalde. Son bir tane daha yerimiz var ama onunla da uğraşmayacağım artık. Geminin bütün mal varlığı bizde. Onun yerine şu gemiyi tarayıp yok edelim. Bu gemi nerede? Ben gemiyi göremiyorum. Bizim geminin önünde bir tane ışıldak vardı. Onu bir açalım mı biz? Tamam, aç. Şöyle kaptan gelsin açsın bakalım. Evet, düşman gemisini gördük. Gel kardeşim. Biraz daha tarayınca zaten bu gemiyi iner diyecektim. İndi bile. Süper. Filikalara bir şey yapıyor muyuz? Filikalara yemek verebiliriz. Böyle dandik patates falan varsa. Kardeşim siz patates yiyin. Diğer filikadaki insanları da satarız. Önceden insanlar para yetmiyor diye almıyordum da. Artık almamız lazım. Yani şimdiye kadarki en iyi avımızdı herhalde bu da. Çünkü hiç ıska attık mı? Yani ıska attık ama en azından hedeflediğimiz her gemiyi indirebildik. Onun dışında ilk defa düzgün para yapacağız. Çünkü hem gemileri batırdık hem gemileri lootladık. Arkadaşlar ben direkt görevin sonuna geçeyim. Bakalım en sonunda ne kadar para yapmışız. Hadi beyler. Emeğimizin karşılığını verin artık. Bu arada bu görevi sonunda yapmış olduk. Artık sağma linek açık. Eğer istersek denizdeyken yakıt vesaire alabileceğiz. Ama onun yerine bizi ilgilendiren şey. 4 gemi batırmışız. Toplam 26 bin ton. 8 bin para buradan. 20 bin paramız olmuş. Yani en azından torpido ve sonarı rahat rahat alabileceğimiz bir paramız var. Bir görevlik. Diğer görevler ne yapacağız? Bir fikrim yok. Ama en azından gelecek bölüm güvendeyiz arkadaşlar. Bir şeye bakmadık arkadaşlar. Paramıza baktık ama şu eşyaları satalım. Bakalım bize ne kadar para verecek. Tahıllar para vermiyor. Sosis. Büyük ihtimalle o da para vermez o zaman. Heh, kahveler değerliymiş en azından. Kahveleri sattık. 27 binimiz oldu. Biraz daha orta seviye bütçemiz var artık. O zaman arkadaşlar ben bu bölümü burada bitiriyorum. Sizin herhangi bir yorumunuz varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.